Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, sosyal yardım almayan ama düşük gelire sahip ev sahipleri, kiracılar ve emekliler için sevindiren bir haber geldi. Artık bu grupta bulunan düşük gelirli insanlara Almanya'da aylık 370 euro kıymetli izleyicilerimiz sosyal yardım yapılacak. Peki detaylar neler? Hemen bunu sözü fazla uzatmadan sizinle paylaşıyorum. Önümüzdeki günlerde yasalaşacak olan teklife göre düşük gelirli kiracılar ya da ev sahibi olup da düşük geliri olanlar, yaşlılar yurdunda kalanlar ve düşük gelirli emekliler bu kapsamın içerisine alındı. Bu kişilerin ikametgahının Almanya'da bulunması gerekiyor. Türkiye'de yaşayan ama Almanya'dan emekli maaşı olanlar bundan yararlanamayacak. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Almanya'da yaşayan emekli Türklerin çoğu %90'ı düşük gelire sahip. Onun için sosyal yardımda almıyorsalar onları çok yakından ilgilendiriyor. Ödenecek miktar sadece gelire göre değil, ödenen kira miktarına, yan gider miktarına, ikamet edilen bölgeye ve evde yaşayan insan sayısına göre olacak. Emekli olmayanlar da düşük gelirli ise onlar da 370 euroluk aylık bu yardımdan istifade edecek. 2023 itibariyle 370 euronun bu grupta bulunanların banka hesaplarına yatacak. Yardım alacak hane sayısı 1.4 milyon olacak. 4 milyar euroluk bir maliyet var. Bu kanun teklifi yasalaştıktan sonra yaşanılan kente ya da ilçenin konut yardımı dairesine bu yardımlar gönderilecek. Kişiler Federal Konut, Kentsel Gelişim ve İnşaat Bakanlığı'nın internet sitesinden ne kadar yardım alabileceğini, hak edip etmediğini de görebilecek. Kıymetli değerli izleyicilerimiz, bakın, Almanya'da bir şeyler yapılıyor sosyal yardım adına. Ancak çok geç yapılıyor, az yapılıyor, yetersiz. Şimdi özellikle Almanya'da yaşayan emeklilerin durumunun içler acısı olduğunu görüyorum. 25-30 yıl boyunca çalış, 700-800 hadi 1000 euro maaş al, hadi bu maaşla eğer sosyal yardım almıyorsan gel de geçin. Ben özellikle Almanya'yı yöneten siyasetçilere söylüyorum. Milletvekillerine söylüyorum. 30-35 bin euro maaş almakla bu işi çözemezsiniz. Vatandaşın ne hissettiğini eğer bilmek istiyorsanız emekli gibi bir ay 1000 euro ile, çalışan gibi 1500 euro ile geçineceksin. Ondan sonra emekliye vermiş olduğum bu sadakayı anlayacaksın. 700-800 euro maaş mı olur kardeşim? Bunun adı emekli maaşı değil, bunun adı emeklilik sadakası. Kusura bakmayın, 500-600 euro emekli maaşı alan vatandaşlarımız var. 25-30 yıl boyunca çalışmış. En düşük emekli maaşı 1500 euro net olmalı. Çalışanların da en düşük maaşı net 2000 euroya yükseltilmeli. Evet arkadaşlar, siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsanız sizden ricam şu, lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bizimle paylaşınız. Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi geldik güzel bir konuya. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çifte vatandaşlar, mavi kartlılar, pembe kartlılar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar, 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Ben bu fırsatı daha önce anlattım. Beni takip edenler biliyor ve bunların pek çoğu şu anda Türkiye'de emekli maaşı almaya başladı. Arkadaşlar, 2019 yılında bir yasa çıkartıldı. Dendi ki, bu yasaya göre emeklilik şartlarını değiştiriyoruz. Yani yurt dışında yaşayanlar için. Pek çok vatandaşımız da bunu daha tam anlamadan dedi ki biz artık emekli olamayız dedi. Ve defteri kapattı.
Yurt dışında yaşayan izleyicilerimizden bize gelen bir talep vardı. Neydi bu? Türkiye'de emekli olmak istiyoruz ama oradan buradan kulaktan duyduğumuz bir sürü şey var. Bu işin aslı astarı nedir diye Fatih Bey diye bana yazan, arayan pek çok vatandaşımız oldu. Ben de geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu sordum. Dedim ki bak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de bir güvencemiz olsun. Hem benim, hem eşimin, hem de çoluk çocuğumun gelecekte bir emekli maaşı olsun diyor. Ama nasıl emekli olacağını bilmiyor. Bir de sosyal medyada görüyoruz birileri 3-4 bin euro danışmanlık ücreti istiyor. Bu işin aslı astarı nedir diye sordum. Bakın, bu röportajı da bu videonun altındaki açıklama bölümünde tıklayarak izleyebilirsiniz. Kendisinin söylediği şu. 3000 euro vererek, devlete ödeyerek emekli olan da var. 5000 vererek de emekli olan da var. 10.000'de, 15'te, 20'de, 25'te. Herkesin durumu farklı. Ali'nin durumu farklı. Ali 3000 ödüyor. Veli'nin durumu farklı, 5000 ödüyor. Ayşe'nin farklı, Fatma'nın farklı ama vatandaş durumunu bilmiyor. Ondan bundan duyduklarıyla emeklilik defterini kapattı. Şimdi emeklilik defterini açıyoruz yurt dışında yaşayanlar için. Ne yapacaksınız? Özellikle hanımlar, bak çocuğu olan hanımlar bu fırsatı kaçırmasınlar. Doğum yapmış olan hanımlar, annelerimiz. Sizin Türkiye'de emekli olmanız çok kolay. Tüm izleyicilerimiz şu anda ekranın altındaki +90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattını önce telefonuna kaydediyorsun. Sonra da şunu yazıyorsun. Şu anda WhatsApp hattının başında görevli arkadaşlarımız var. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsun WhatsApp'tan. Şu anda eşinizle beraber de alabilirsiniz. O zaman şunu yazıyorsunuz. Ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Gençler, kendiniz için, eşiniz için, anneniz için, babanız için bu emeklilik danışmanlığından mutlaka istifade edin. Gelecekte bir gün gelecek. Kaç yaşında olursanız olur. 30, 40, 50, 60. Yazdınız, mesaj attınız. Şu anda görevli arkadaşlarımız size bir hesap numarası atacaklar. Sadece 120 euroya bakın. Sadece 120 euroya. Siz danışmanlığınızı alacaksınız. Sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya sizin adınıza devlete, SGK'ya tüm dilekçelerinizi verecek. Tüm işlemlerinizi yapacak. Sizin Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzun fotoğrafını ya da ekran görüntüsünü yine bu WhatsApp hattındaki görevli arkadaşlarımıza göndereceksiniz. Size bir randevu verecekler. Randevu günü ve saatinde Özgür Bey'le dünyanın neresinde olursanız olun. Cep telefonunuzdan görüntülü olarak, canlı olarak WhatsApp üzerinden Özgür Bey'le konuşacaksınız. Özgür Bey'e emekliliğinizle ilgili tüm soruları soracaksınız. Özgür Bey'in de size soruları olacak. Özgür Bey sizin için özel bir çalışma yapacak. Ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ortaya çıkartacak. Bakın tekrar ediyorum. Devlete az para öde, yüksek emekli maaşı al. Ve daha sonra değerli izleyicilerimiz, sizin tüm işlemleriniz yapılacak, müracaatlarınız yapılacak, emekli maaşına kavuşacaksınız. Şimdi her ay, diyelim ki Almanya'da yaşıyorsunuz. Fransa'da, Hollanda'da, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da, İngiltere'de, Danimarka'da, İsveç, Finlandiya, İrlanda, nerede olursanız olun, Suudi Arabistan, Katar, Afrika, Yeni Zelanda, Avustralya, nerede olduğunuzun bir önemi yok. Herkes yararlanabilir. Yurt dışında yaşıyorsunuz. Geçmişte ister sigortanız olsun, ister olmasın. Şimdi ayda 7-8 bin lira her ay Türkiye'deki bankada, banka hesabınıza para yatsa az mı? Diyelim ki yılda bir sefer Türkiye'ye gidiyoruz. Her ay gittiğimizde 90-100 bin lira paramız hesapta olsa kötü mü? Peki sağlıktan bedavaya Türkiye'ye gittiğimizde yararlanma imkanına kavuşsak kötü mü? Doktora gittiğimizde bedavaya doktora gidebilsek kötü mü? Allah korusun, hepimiz öleceğiz. Kim ölmeyecek? Öldükten sonra çoluk çocuğumuza, eşimize bu maaş kalsa kötü mü? Bunu niye anlatıyorum? Ya ne gerek var Türkiye'de emekliliğe diyenlere anlatıyorum bunu. Bu kadar basit. Her ay 7-8 bin lira maaş alan bir kişi yılın sonunda yaklaşık 100 bin lira para yatıyor bankadaki hesabına. Kötü mü? Şimdi o bunu dedi. Yok Ayşe, Fatma bunu dedi. Ali bunu dedi. Dönemi bitti. Kulaktan dolma bilgileri bir kenara bırakıyoruz. En doğru,
emeklilik gibi hayatta bir sefer olan bir şeyi uzmanıyla müracaatını yapıyoruz. Çünkü emeklilik çok önemli bir konu. Yanlış bir dilekçe verirseniz, yanlış bir forma, yanlış bir yere işaret koyarsanız alacağınız emekli maaşı yarıya düşer. Devlete ödeyeceğiniz para da iki katına çıkar. Onun için hayatta bir sefer olan bir şeyi sadece 120 euro ödeyerek uzmanına yaptırıyoruz. Bu kadar basit. Artık düşünme dönemi bitti. Artık neyi düşüneceğiz? Bitti. Hepsi bu. Hanımlar, çocuğu olanlar dedim. Emekli olmanız çok kolay. Hanımlara ayrıca bir indirim daha var. Onu da anlatıyorum. Hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık alırsa %50 indirim var. Yani iki kişi normalde 240 euro ödemesi gerekirken sadece 180 euro ödeyecek. İki kişi 180 euro, tek kişi 120 euro. Hanımlar tek başına başvurursa ya da beyler, onlar da yine 120 euro ödeyecekler. Ama iki kişi başvurursa değerli izleyicilerimiz, indirim hakları var, 180 euro. Aile indirimi de var. Gençler bakın, yaşımız genç, bizim emeklilikte ne işimiz olur demeyin. Gelecekte bir gün gelecek, kendiniz için, eşiniz için, anneniz, babanız için bu emeklilik planlamasını hemen yaptırın. Hemen. 120 euroyu nereye harcamıyoruz Allah aşkına? Nereye harcamıyoruz? Bir düşünün bakalım. Konu para değil, konu düşünmek ve karar vermek. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, yapacağınız şey çok basit. Hemen şimdi ekranın altındaki WhatsApp hattına yazıyorsunuz. Görevli arkadaşlarımızla hemen iletişime geçiyorsunuz ve emeklilik yoluna çıkmış oluyorsunuz. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli oldu. Bankalarına maaşları yatmaya başladı. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam edenler var. Kısa bir süre sonra maaşa kavuşacak olanlar var. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. Artık sıra sizde. Düşünme vakti değil. Kıymetli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve güzel yarınlarınız sevdiklerinizle beraber olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.